Selam arkadaşlar. Yıllar sonra, 17 yıl sonra yine Atlas Pasajı'ndayım. Ve Atlas Pasajı'nda dejavu yaşıyoruz. Dejavu. Şimdi Anabala Han'ın alt katında çantacı Engo vardı. 17 yıl sonra tekrar Engo ile karşılaştık. Engo, biraz anlatır mısın, ne yaptın ben yokken? Nasıl geçti burada hayat? Güzel geçti. Ha. Güzel geçti. Çanta kolu bendeydi. Güzel günde. Alışverişler oldu. Ya Engo, burada kaç yıldır buradasın? Biraz kendinden bahseder misin? 45 sene. Neredesin? Anabalı'da. Neler yaptın? Çanta yaptım, kemer yaptım. Evet. İşte cüzdan yaptım, bir şeyler yaptık yani. Engo, 45 yıl nasıl geçti? Vallahi su gibi geçti. Evet. Su gibi geçti. Tevellüt kaç senin Engo? 48. 48. 1948 doğmuşsun değil mi? Kaç yaşında oluyorsun şu anda? 71. Ne yaptın sen geçenlerde, bir kaza mı geçirdin? Ne yaptın biraz ondan bahseder misin biraz? Çünkü senin bana Almanya'da Bülent var, birçok arkadaşım var. Atlas'a geldim diyorum. Seni soruyorlar. Neler yaptın biraz bahseder misin? Yani bizim jenerasyondan, yani bundan 2000'li yılların, 90'lı yıllar, 80 yıllardan birçok arkadaşımız var. Buraya da gelmiyorlar. Gelen, yani adam merak ediyor. Geçmişte ne oldu buralarda, şimdi ne oluyor, ne yapıyorlar falan filan. Bilmiyorum. Ha? Gelmiyorum. Evet. Şimdi nerede yaşıyorsun? Efendim, Yenişehir'de. Dolapdere'de, Yenişehir'de. Dolapdere'de, Yenişehir'de. Evet. Emekli olduğunu neler yapıyorsun? Emekli olamadım. Olamadın mı? Sulu banka yatırdık. Sulu bank derken alkole mi yatırdın? Alkole yatırdık. Geliyor, bir su satıyordun, şimdi olmadı. Şimdi çantalar yapıyordun sen. Çok güzel yapıyordun böyle. Yani. Kemerler yapıyordun. Sokak modasında bir çığır açtın. Onunla ilgili biraz düşünceler alabilir miyiz? Pardon, duyamadım. Ha. Çantalar yapıyordun, çantalar. Evet. Kemerler yapıyordun, çok acayip güzel böyle. Bununla ilgili neler düşünüyorsun? Vallahi eski bir şey değil mi? Evet. Geçiyor günler, geçiyor günler. 71. Yani bir sen bir kaza geçirdin. Bir kaza. Kanserdim. Ha? Kanserdim. Evet. Bir sene yataktaydım. Evet. Ondan sonra kaza geçirdim. Mesela bir 25 geçtim araya. Evet. Ben bir kıyaslık yapıyorum. Evet. Şimdi başlarımız kulaklar, başlarımız yapıyor, düşüyoruz. Evet. Kanserdim. O geçti mi? Geçti. İyi. Allah'a şükür. Eyvallah. Atlattık. Engo, sana bir soru soracağım. Gençlere tavsiyen ne olur? Genç nesile tavsiyen var mı? Gençlere alkol almasın. Evet, başka? Gece hayatına hani fazla şey yapmasın. Çalışmaya baksınlar, okumaya baksınlar. Evet, bir dakika. Evet sevgili dostlar, 45 yılını Beyoğlu'nda, Anabalahan'da geçiren Engo, 45 yılın 30 yılı da alkolle geçirmiştir. Şimdi geldiği nokta 71 yaşında ve 71 yaşında 5 yıl kanser yaşamış. Bir de trafik kazası. Şimdi diyor ki alkol almayın. Değil mi? Alkol almayın. Alkol. Çalışın. Bir de ben aslında şöyle söyleyeyim, 1985'lerde sigorta için otelden bana dediler ki evrak getir sigorta için. Ben dedim ki sigorta ne olacak ki dedim, biz dedim şimdi dedim bu devletin vereceği maaş ne olur dedik. Bugün geldiğimiz nokta, iyi ki de o gün sigorta olmuşuz. Bugün hiç değilse elimizde sigortamız var. Şaka gibi ama
gerçek, sigorta önemli. Bir de sigorta önemli, sigorta. Sigorta, evet. Geçimini nasıl sağlıyorsun şu anda? Erkek kardeşime o yardım ediyor. Evet. Evet. Sevgili dostlar, Engo'ya sordum. Bülent, senin için sordum. Engo'yu tanıyan arkadaşlarımıza eski Atlas Pasajı tayfası için sordum. Ondan sonra Anabalahan'da herkes zaten bilir. Birçok arkadaşımız bilir. Onlar için sordum. Engo'ya yani ne yapıyor, ne ediyor merak ediyor arkadaşlar. Çoğu soruyorlar bana. Sorduklarını tek başına yaşıyorsun. Hayat senin için şu anda zor mu? Ben kendim yapıyorum. Evet. Kendim yapıyorum. Tek başıma. Evet. Geçinmeye bakıyorum. Böyle aç kaldığın, sıkıntıda düştüğün günler oluyor mu? Allah'tan. Oradan, orada şanslısın aslında. Bir kardeşin olması. Kaç kardeşsiniz Engo? Üç. Üç kardeşsiniz. Bir kişi sana yardım ediyor. Üç de yardım ediyor mu? İşte kız evli yanında. Evet. Çocuk sahibi. Evet. O biraz işte. O da şey yapıyor ama erkek kardeşim benim. Evet. Allah'tan onun durumu iyi. İyi. Emekli olur. Evet. Sekiyor, anlıyor. O. Evet. Bir daha dünyaya gelsen neleri yaparsın, neleri yapmazsın? İlk şey emekli olmak. Evet. Ondan sonra adıma yardım etmek yine. Evet. Evlerini de yapmıştım. Hani ne bileyim ben. Buradan Anabalahan'ın sahibi Ayşe Hanım'a... Ayşe Hanım, ondan da yardım etti. Ha? Kanserden ondan da yardım etti. Hastane yatırdı. İşte okul tarzı. Evet. Allah razı olsun ondan da. Evet. Yani Ayşe Hanım, biz de onun dükkanında oturduk. Kiralarda falan sıkıntı çıkartmıyordu. Senden kaç yıl kira almadı? En aşağı 6 5 falan almadı. Evet. 5-6 falan almadı. Evet. Engo aslında şanslıydın ama şansı kullanmak sana nasip olmadı. Kendim şey yapamadım. Yani bu hayatı bozuk para gibi bir yerde harcadın aslında. Ben tek kez gelecek. Evet. Tek kez geldi ama çimalı bir çıktı bitti. Ne çıktı? Çimalı. Ha. Çin malı bitti, çıktı, senin işler bitti, evet. Tasarım bitti, çanta bitti, evet. 10 liraya mal etti, Çin'den 2 liraya geldi. Evet. Çin malı aslında sana, Çin'in sana büyük bir zararı var aslında. Evet, hem bana değil. Herkese. Herkese. Allah'a şükür diliyorum. Tabii ki. Allah'a şükürler olsun. Yine de bugün aç değilsin, açıkta değilsin. Evet. Geçiyorum, her gidiyorum yolculuğum. Evet. Ya şimdi bu saatten sonra senin dikkat etmen gereken sağlığına, sıhhatine dikkat edeceksin. Evet. En büyük şey sağlığım. Boş zamanlarında neler yapıyorsun Engo? Kahveyim, arkadaşlara gidiyorum, oraya geçiyorum. Akşam böyle gidiyorum. Böyle eski günlerden hatırladın böyle kızlar, mızlar, arkadaşlar çok gelen giden oluyordu sana. O kızlardan böyle hatırladığın bir şey var mı? Hiç gelen giden yok. Selam vardı mesela, selam. Bir iki tane geliyor işte. Yarısı dışarıdalar, evlendiler. Öyle. Onlar da kendi hayatlarına bakıyorlar. Ya Allah bugünle şükür diyorum gerçek. Evet Engo'cum, selam vardı. Birçok arkadaş o zamanları ne zaman senin yanına gelsem dolu oluyordu orada. Evet. Bir sürü kız oluyordu, bir sürü arkadaşın oluyordu. Herkese de destek oluyordun sen ama. Rant okulu bendeydi. Ha? Rant okulu bendeydi. Evet.
okuldan çıkıp hatırladın, bana hatırladın bir anı var mı hiç? Anı böyle ilginç bir anın var mı? Müzik oynadım, oynuyorlardı. Ha? Müzik oynadım, oynuyorlardı. Evet, evet. Şarkı söylüyorlardı, geçiyordum. Evet. Ya hayat dediğin uzun bir soluk sanıyorsun ama hayat dediğin öyle uzun bir şey değil yani. Değil mi? Kısa. Ki benim babam vardı. Allah rahmet eylesin, 84 yaşında vefat etti. Bir gün sordum, babacım dedim, nasıl geçti ömür dedim, şöyle yaptı. Bir gün güneş doğdu, bir de battı. Bu kadar hızlı geçti ki, o kadar hızlı geçti ki, hiç ben bir şey anlamadım demişti. Şimdi bu senin 71 yılının en az 20 yılını, 25 yılını ben biliyorum yani. Şimdi Palt'tayız, Atlas Pasajı'nda, arkasında Atlas Kafe'nin oradayız. Benim buradan gideli 17 yıl oldu, senin de bayağı oldu buradan şu oldu. Aslında bir yerde dejavu yaşıyoruz. Bu eski arkadaşlar geliyor, kimisi evlenmiş, çocukları var, kimisi kilo almış, kimisi hastalanmış, kimisi başka bir şey, kimi arkadaşlarımız vefat ettiler. Evet, yurt dışına gidenler var, gelenler var. Şimdiki gördüklerimiz bizi gerçekten şaşırtıyor çünkü her gün bir sürü insan görmüyoruz. Arada sırada insanları görüyoruz yani. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Allah herkese uzun ömür versin. Başka bir şey diyemiyorum. Şöyle diyelim, Allah herkese uzun ömür versin. Bu videoyu izleyen genç nesile de şöyle bir mesajımız olsun. Sigorta mutlaka yaptırın. Alkol almayın. Ondan sonra bu çok çalışın, bu işin yaşlılığı da var. Evet, düşünemedim ben. Düşenin dostu olmaz, güçlüyken çok dostunuz olur, bir gün düştüğünüz zaman gücünüz yok olduğu gün her şey değişir. Evet. Değil mi? İlave etmek istediğin bir şey var mı? İlave etmek. Seni nerede bulabilirler? Mesela eski dostlardan eğer seni görmek isteyen olsa nerede görebilir? Annem bizimle oynayan bir kız vardı. O aramadı. Kim? Dikener. Annem bizimle oynuyordu. Ha. Duygu. Ha, annem dizisinde oynuyordu. Duygu Yetiş. Duygu Yetiş. O... Hiç ondan sonra aramadı. Yapma ya. Geldim, benim dükkandayım. Sabah Duygu Yetiş. Sen gidiyorsun. Böyle bunlara kırgınlığın var mı? Kırgınlığın var mı? Yok. Ama arasa iyi olurdu değil mi? Tabii. Çünkü kaç senemiz geçti onunla. Evet. Yani. Bana kırgınlığın var mı samimi olarak? Yok. Senin şeyi anlatsana abi. Bir gün akşam buradan dükkanın oradan geçiyordun. Senin bana 250-300 lira borcun vardı benim sana. Dedim ki yarın gel kapatacağım dedim. Sabah kalktığında ne oldu? Hiç. Yok, hatırlıyorum ben, şimdi hatırlamadın onu. Sabah kalkıyorsun, hazırlanıyorsun, dışarı çıkacağım, benden para almaya geleceksin. O günde sayım vardı, sokağa çıkma yasağı var. Evet. O komikti çok. Çünkü sen çok uzun yıllar onu bana diyordun işte. Ya tam çıktın, çıkacağım diyorsun, çıkamadık, sokağa çıkma yasağı varmış diyordun. Allah da evet. Vay engon benim be. Gemgenç dimdiksin be. Yıkılmadık ayaktayız. Evet sevgili dostlar. 20 yıl sonra, nereden baksan 20 yıl sonra Engo'yla Atlas Pasajı'nda buluştuk. Bir iki sohbet ettik. Engo'nun kulakları biraz az duyuyor ama kulakları nasıl az duyuyor değil mi? Kulaklar duyuyor mu? Duyuyor. Engo'nun kulakları da eskisi kadar duymuyor. Onun için gelirseniz buralara... Engo, ya oğlum ne komik anlattın sen ya, kulak? Evet, Engo zamanında kızlar da sabah gelirdi, kızlar akşama kadar singir der yan tarafta pazarın altlarından. Şimdi kulaklar duymuyor. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Atlas Pasajı üst katındayız.
Engö'yü görmek isterseniz gelin ama pek göremezsiniz. Onu görseniz de konuşamazsınız. Kulaklar duymuyor.